Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Storage Hustle deposu amaçlarında yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde maskot olarak tuttuğumuz Tombul Tavşan da burada zaten bizlerin karşısında. Efendim, şimdi biliyorsunuz ben bundan önceki bölümde çok büyük zarar ettim. Ve bölümün tamamı süresince bu zararı kurtarabilmek adına çalışmak durumunda kaldım. Bu bölüm 105 bin dolarımız var. Elimizde var olan bu parayı en verimli şekilde kullanıp, hani minimum işçilik maksimum verimden bahsediyorum. Gidip böyle bütün küçük depoları toplayıp tamir edip satmak değil de minimum işçilik maksimum verim. Bu bölümde benim amacım bu parayı ikiye katlamak. Evet, birazcık zor bir challenge. Yani baktığın zaman oyundaki save dosyamda 24 gün geçmiş durumda. 24 günde 105 bin doları zor yapmışım. 210 bin dolar yapmaktan, iki katı yapmaktan bahsediyorum. Zor bir görev. Bakalım, yani zarar ettirecek şeylerden uzak durup mümkün mertebe full kâra oynamaya çalışacağız. Şimdi hemen 4000 dolarlık şu depoya giriş yapalım. Neler var neler yok abi. Altın AK-47 var, bak bu çok iyi. Birkaç item var. Girdim buraya. Hızlı satın al parasını göremiyorsunuz bu arada sponsordan dolayı. Onu çektim aşağı, artık hızlı satın al parasını da görebiliyorsunuz. Bu arada hava alamıyorum, o yüzden pencere açık. Kusura bakmayın lütfen. 10.000 olmaz da kral. Alırım yani, buradaki depo tırt değil. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani hızlı satın alı 11.000 dediğine göre 7-8.000'e kadar tolere edilebilir gibi. Ezel Bey, salar mısınız efendim depomu? 6.5. 7-7.5 maksimum verilecek tutar, ben size söyleyeyim. 7.5 sonu atıyorum artık. Ya da buraya gelmişken salmam, bilmiyorum. Bence çok rahat parasını çıkaracak bu arada. Ya bence çok rahat parasını çıkaracak burası. Yani 7500 dolar burası için hiçbir şey değil. Kutuların içinden ne çıkacak bilmiyorum ama şu altın AK'nin zaten tamirli hali ne kadar abi? 4500. Tamam abi. Tek başına bu altın AK-47 zaten günü kurtarıyor. Bir de bunun etrafında itemler olur, bir şeyler olur. Şöyle itemleri bir kenara koyayım. Dur ya, itemlere en son bakalım. İhaleler bitmeden bir bütün hepsine girelim depo savaşlarına. Moruk, kutu gibi hissettim ya. Kutu gibi hissettim kanka. Pek arabaya benzemiyor, ne diyorsunuz? Kutu abi bu. Kutu. Kutu ya, boş kutu kanka bu. Çok şey çünkü, keskin. Çok keskin. Bilmiyorum, buraya girmeyeceğim yani, risk almayacağım. Özellikle amacımız eğer parayı iki katına çıkarmaksa, iki katı challenge'sa kesinlikle ama kesinlikle riskli yerlere girmemem gerekiyor. Bence bu da araba değil ya. Bence bu da kutu abi, ne diyorsun? Bilmiyorum yani, şura çok düz gelmiş. Bilmiyorum. Ama bence bu da kutu. Ya her şeye kutu deyip salacağız mı? Yani. Bence onlar kutuydu. Bu bana bir araba vibe'ı verdi ya. Vallahi bilmiyorum ama bu bana bir araba vibe'ı verdi abi niyeyse. Her depoda istisnasız bu şey var yani. Araba trebi var, anladın mı? Yok, kutu bu. Kutu bu. Kutu. Kutu bak. Kutu, köşesini gördüm. Köşesini gördüm kanka, bu kutu. Kutu abi bu. Abicim, yani 3'te 3 tuzak mı? It's a trap mi? Tamam, saat 12'de bir tane daha ihale var. 12'deki ihaleye gireriz. Oğlum sürekli bir tuzak var yani, ben anlamadım. Bizim böyle bir parayı kaptırmamız konusunda sürekli bir şey var. Bir presleme durumu söz konusu.
Portal silahının ne kadar ettiğini bilmiyorum. Tamir eder öğreniriz. Burası güzel depo. Burası güzel depo bu arada. Buradaki 7.5'tan yana benim bir sıkıntım yok kanka. Ben sana onu söyleyeyim. Buradaki 7.5'tan yana bir problemim yok. Şuradaki sandıktan ıdıdan bıdıdan yana da bir problemim yok. Oo paşam. Paşam çok iyi. Şimdi sayın arkadaşlar bunları bir kenara toplayalım. Çok yüksek ederi olmayanları otomatik satacağım. 20 dolarlık 30 dolarlık şeylerden bahsediyorum. Şu ikisini hızlı satışta postalayabilirim. Yani birinin ederi 45 dolar, birinin ederi 20 dolar. Bunları hızlı postalarım. Bu 333 dolar abi. Bu postalanmaz da. Şimdi hepinize bir tamir atalım. Nadir kafatası 289 dolar. Portal silahının ederini bilmiyorum. Bunlar çok iyiymiş ya. Ay harbiden çok iyiymiş yani. Sen ne kadar ediyorsun? Birader bu depo zaten altın değerinde ya. Şu iki ürün hariç. Bunları da tık tık sattın. Şu iki ürün hariç altın değerinde. Saat 12'ye geliyor. Orayı yükleriz. Haydi bismillah. Arcade makinesi var. Monitör var. Pek bir şey yok. Ama girilir. Yani %100 araba kadar büyük bir sikem değil. Olmadı çok kazanmamış olurum. Hiç önemli değil. Zaten tamamı 6000 dolarmış. Bizim yan depoda bulduğumuz bir ürün zaten 4500-5000 dolar abi. Hiç önemli değil yani. Abi 200-200 basıyorum. Yetişeme bırak. 200-200 basıyorum. Bu arada oyunda şöyle bir mekanik olsun isterdim. Mesela ben bizim bu karşıdaki deponun içerisinde araba yerine kutu yerleştirdiklerini fark ettim. Oo baby boy. Tamam abi. Burası parasını çıkardı zaten. Burası parasını çıkardı. Ya bak şunun olmasını isterdim. Bir iş yapmayayım kendime anlatayım. Nedir biliyor musun istediğim şey? Mesela ben o karşıki depoda araba olmadığını anladım. Karton olduğunu anladım ya. Diğerlerinin de İyi yaptın Ali abim, iyi yaptın. İyi yaptın abi. Sağ olasın. Ya diğerlerinin de ben maddi bir şeyi olsun istiyorum sevgili dostlar. Böyle yani adamların da bir limiti olsun. Nasıl ki benim 105 bin dolar limitim var. Mesela oraya koydukları karakterlerden birinin adı ne atıyorum? Evde kalan kız. Mesela. Onun parasının ne kadar olduğunu bileyim. Duruma göre zarar ettireyim anladın mı? Mesela 20 bin doları var. Araba zannetti girdi. Atıyorum ben 15 bin dolara çıkartıp teklif verdiği zaman ona bırakıp laps diye geçirebileyim. Ya da risk anasını satayım. Hani deponun fiyatını yükselteceğim derken pat diye elimde kalsın. Anladın mı? Ya çünkü şu an ne var? Ya siyah ya beyaz. Anladın mı? Yani ya depoyu alıyorsun. Evet bu depo para eder diyorsun. Depoyu alıyorsun. Ya da almayıp kaçıyorsun. Hani fiyat yükselteyim, taktik yapayım. Burada işte atıyorum 5 adet depo var. Bu adamı burada eleyip zarar ettirmeye çalışıp diğer depolarda rahat edeyim falan böyle. Hani farklı bir mekanik güzel olabilir gibi geldi bana. Yani tabii ki sizin düşünceniz nedir bu konuda bilmiyorum ama. Ve lütfen bunu da şey algılamayın. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Sürekli boş yapıyor, istekte bulunuyor gibi beğenmemekten değil abi diyorum ya. Ya siyah ya beyaz. Ama onun yerine ben arada gri de olsun isterdim. Taktikler yapalım, bir şeyler yapalım yani. Güzel olabilirdi. Bunun içerisi boş, mükemmel durumda. Aldım, 30 dolarlık şeyi hızlıca sattım.
Küçük bir kasa var. Küçük kasanın içerisi açılmıyor. 80 dolarlık bir ürün var. Lakin uğraşmayacağım. Hemen aldım bunu, hızlıca sattım. Kamerayı götürürüz. Merhaba. Çöpe atarız. Ha, mükemmel durumda düz monitör. Allah bereket versin. Ve arcade makinesi. Çok iyi. Bakalım. Paramızı ikiye katlamaya çalıştığımız bu yolda, sevgili dostlar, ne kadarlık bir gelir elde ettik? Bu depo açık arttırmasından. Hep beraber gidip onu görelim bakalım. Yani bir gün içerisinde değil, bu bölüm içerisinde parayı ikiye katlamak istiyorum. Verimli bir hareket yapmış mıyız? Ne yapmışız, ne etmişiz, onları görelim. Oyuna bu arada bir iki tane başarım eklenmiş. Belki başarımların peşinde koşabiliriz ama başarımlardan bir tanesi gizli, diğeri de lüks evlerden birini satın alma görevi. O yüzden başarımlara çok takılmıyorum. Hop. Hop. Şöyle geldim, eve park ettim. Tabii ki tombul tavşanımı satmayacağım. Tombul tavşanımın yanına yeni bir şey de eklemedim. Daha büyük araba. Denizalp'im biraz daha seçici oynamaya çalıştığım için, ürünler konusunda olsun, şey konusunda olsun. Neydi la bu ürünün fiyatı? Süs bebeğinin 799. Ha, 1598 olacak bu. Ha, gitti. Zaten tam o fiyata satılmıyor ama olsun. Ya, seçici davranıyorum balım. Amacım var olan paramı ikiye katlamak. Var olan parayı ikiye katlamak istediğim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben bunun bu arada kafasına giremem. 5-300 yazıp koyuyorum oraya. Drop mu oldu? Yine mi ya? Arkadaşlar, size bir şey diyeyim mi? Kick'te ve YouTube'da hiçbir problem yok. Geçin oradan izleyin kafanıza göre. Twitch efendi zaten sabır taşırıyor son zamanlarda. 600 değil de ne olur? 280-280, 560 olur. 578 galiba bunun ederi. Bakın, bu arada tek bir açık arttırmada 10 bin dolar koymuşuz bile üstüne şimdiden. Daha elde satılacak ürünler var. Büyük ihtimalle 20 bin dolar civarı bir şey koyduk gibime geliyor. Bakalım, öğreneceğiz. 20 bin dolar civarı kâr edebilmiş miyiz? Umduğum fiyata satılırsa evet, yani tam değil ama bir 20 bin dolar civarı kâr edebilmişiz efendim. Şimdi arabamı hemen dışarı çıkartıyorum. Parayı ikiye katlayabilmek için böyle çeşitli taktikler deniyoruz. Tombul tavşanımla beraber uyuyorum. Harcamamız 11 binmiş, kazancımız 30 binmiş. Net geriye kalan da işte 19 bin, 18 bin 500 de ben 20 bine yuvarladım. Hemen uyuyup uyandıktan sonra tekrardan Santa'nın deposuna gidelim. Gelmiş geçmiş en riskli depo Santa'nın depoları. Tabii ki doğru seçimler yaparsan böyle minimal eforla maksimum verim elde edebiliyorsun. Yanlış ata oynayıp paranı yanlış ata yatırırsan da paranı ikiye katlama hayali yalan oluyor. Şimdi umut ediyorum buradan daha yüksek karlı yerlere geçiş yapabileceğiz. Daha yüksek kar elde edebileceğiz. Arabayı hemen şöyle bir kenara koydum. Bakalım nerede şeyler var. Saat 7'de, saat 7'de. Burada var bir tane 4500 dolara. Öncelikle şunu bir alalım. Ne var abi 4500 dolara? Bariz kutu. Bariz belli bir şekilde kutu. İşte bak mesela, ben feedback'imi yapayım mı abi? Satın alımı nedeni 11.400 diyor ya mesela.
Atıyorum ben bunu bir 200 arttırayım. Buradaki kadına kalsın diye şey yapayım. 5000 harcadım mesela. Üstüne çıkmak zorunda kalsın. 5000'e bana girmez umarım ya. Lan. Ha iyi bari. Fiyat yükseltmeye girdim çünkü. Gri Gandalf. Primal Avantage ile 13. ayında. Teşekkür ediyorum sevgili Gri Gandalf. 13. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Bomboş bir depoya para veriyorlar bu arada. Kesinlikle anlayacağım. Burası boş çünkü. Net zarar yazar. Ne güzel yükseltiyorlar kendi aralarında ya. İşte şunların da bir limiti olsa, anladın mı? Hikayesel böyle yani. Evet, 4 çok... karakter. İhaleyi kaybettim. Bak valla sevimli yürüyüşüne bak. Çok güzel yapmışsınız onu ya. İşte mesela yukarıda bir bakiyesi olsa ben o dansı ona sorardım, anladın mı? Net zarar yazdı bu arada o depo. Net. 2600'e ne var baba içeride? Tüfek var. Bilmem ne var. Sandık mandık var. Girilir. Akar. Girip girmediğini göremiyoruz ki. Keşke görsek. Balım kick zaten dolar üzerinden kick'in abonelik hep öyleydi. Alıyorum bu arada burayı. Kick'in abonelik hep öyleydi. Yok canım, TL olur mu? Hep dolar olarak çıktı. Dolardı yani. $3,800'de güzel alışveriş bu arada. Hiç önemli değil. Bu depo çünkü çok siken bir depo değil. Yani baktığın zaman zaten şu patron maymun, ben bunu şey olarak saklayacağım ya, hatıra olarak. Boxman'ın yanına koyacağım bunu da. 7000 dolarmış bu. Ulan 7000 dolarlık şeyi biz niye bu kadar ucuza aldık? Oğlum çok iyi ki. Antik Tanrı isimli pompalı tüfek. Köpek evi. Mini buzdolabı. Ve kutuları daha açmadık bile. Oğlum kutunun içinden laptop falan çıkıyor. Sen deli misin? Laptopu ver. Laptopumu ver. Ekmeğimi ver. Bana koyayım, bunun içinde laptop yok mu var? Bunun içinde laptop yok mu var kardeşim? Sen o laptopu ben eve gidince göreceksin mi? Eşek gibi göreceksin. Ya oraya bir yere düştü ya bir şey oldu. Neyse, o depolarla ilgilenirim sonra. Bunun fake olma ihtimali var mı? Arabanın şeyi gözüküyor. Kutu, kutu bu, kutu. Kenardan bak şeyi gözüküyor. Bu kutu kanka. Bu kutu, fake atmışlar. Tekerlek o bence. Abi senin için giriyorum buraya. Ama 19.000 dolara peşin almam burayı. Bence kutu kanka. Fatih mandalina mı? Brom, bırak. Ya bırak, zaten kutu girecek bana oradan. Başlangıcı 7600 gerçi. 1100'e 1100'e salmalarını beklemiyordum zaten. Evet. Hadi bakalım. Abi kutu gibi la. Vav. Wow. 12.000 dolar mı? Yapmadık mı koleksiyon? Ben bunu satmıyorum kanka.
Garajın dışında diye kaybolmaz değil mi bu? Ben bunu satmıyorum abi. Koleksiyon. Koleksiyon kardeşim. Laptopumu geri ver. Bunun içinde laptop vardı ya. Bunun içinde laptop vardı. Hayatım. Bilgisayardan WhatsApp niye açılmıyor derken bebeğim? Herhalde okutmadım kuzum ya, ama mesaj atmamışsın gördüm. Dur dur, bu güzel oldu bu. Bu güzel oldu. Şu nereden geldi bilmiyorum. Umurumda da değil. Daha ben buradaki depoları toplayacağım. Ben daha buradaki depoları toplayacağım. Ya şunun içinde laptop vardı ya. Dur ya, şunu depoları bir alayım da. Şunu eve götürüp şey yapacağım. Güzel 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 abi. Uyuyup uyanırsak ortada kalıyoruz. İki tane daha ihale var. İhalelere bir girelim. Aşkım, mesaj gelmedi mi bana WhatsApp'tan? Bak şimdi geldi. Duydum telefonun sesini. Ya ben bunu görmemişim. Anladım bebeğim. Ey yavrum ey. Sevgili Phil Prip. Prime Advantage ile aramıza katılıyor. Hoş geldin Phil Prip. Merhabalar. Burası 5000 eder mi bu arada? Her türlü eder ya. Sparta kalkanı falan var orada. Bir şeyler var. Depo abi GF. Abi bırak abi. Bırak da alayım. Ayıp ediyorsun beni, kaybediyorsun evde kalan teyze. Ayıp ediyorsun beni, kaybediyorsun şu an. Aşkım, orada çok konuşuyor, onu kısamıyorum ki bebeğim. Bütün sesler tek panelde. Buradan bu arada para çıkar ve biz challenge'ı başarıyla yaparız diye düşünüyorum dostlar. Yani paramızı bu bölüm içerisinde ikiye katlarız diye tahmin ediyorum. Son bir depo açık arttırması kaldı. Ondan sonra bu depodaki malzemeleri alacağım ve muhtemelen şu patron maymun figürünü kendime koleksiyon olarak saklayacağım. Yani niyetim bunu saklamak böyle. Şöyle arkayı hafiften dayarsak arkaya güzel olabilir bak böyle. Aynen. Bizim ahır şeyin kapısında bekleyecek, deponun kapısında. Anladım bebeğim, anladım yavrum. Oy kuzum benim. Evet, 7000 dolarlık depo. Bak, bu seferki kesin tuzak be. Ne diyorsunuz? İyi kar ettik. Zarar edelim mi? Kesin kutu bu seferki. Kesin. Estetikten yoksun. Kutu bu ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Tamam. Geriye sadece 3 tane ürün kaldı. Şimdi 3 tane depoyu satın aldık. Amacımız elimizde var olan parayı ikiye katlamaktı. 105 bin dolar civarı bir paramız vardı. Şimdi hemen bu ağzı kapalı kutuyla beraber eve gidiyorum. Bütün depoyu olduğu gibi bırakıyorum. Çünkü bir laptop bağlandı. Laptop bağlandığı için de herhangi bir şekilde o laptopa ulaşamadım. Satış gerçekleştiremiyorum. Eve gideceğim. Arabayı geri geri yanaştıracağım. Arabayı garaja soktuktan sonra bir bakacağım efendim, laptop gözüküyor mu gözükmüyor mu? Gözükür de satarsak çok iyi. Gözükmezse uğraşmayıp direkt işime gideceğim. Tamam, arabayı böyle getirdim. Akıllı tableti aldım, satış marketine girdim. Tamam. Şeyi almıyor abi. Yani laptop falan görmüyor. Bu ne yazık ki ıskarta. Yani
Burada yapacak pek fazla bir şey yok. Ne yazık ki Isparta. O laptop için gittim. Olmadı. Sağlık olsun. Yemedim yavrum. Daha yemedim. Gülüm benim. Sen yemek hazırlıyorum diyordun aşkım. Bitti mi işin? Giderken birini ezmek istedim de. Birini daha sürükleyeyim kendimle beraber. O laptopun acısı. Belki de laptop burada yere bir yere düştü. Onu da bilmiyorum. Ama demek ki neymiş? Kutunun içerisinde ürün tamir etmeyeceksin abi. Yani durum bu. Kutunun içerisinde ürün tamir etmeyeceksin. Basit. Babama sattım. Oh, iyi yaptın aşkım. Taşınabilir hoparlör. Blok kafa. Maymun öteki depodaydı galiba, değil mi? Maymunu öteki depoya verdik. Mezar taşı. Şuradaki çer çöpü bir satalım. Evet. Şimdi öncelikle ürünlerin tamamını bir tamir edelim. Sonrasında götürülmeye değer olanları götürelim. Götürülmeye değer olmayanları satalım. Mekanik kasa. Kasanın içi bomboş. Peki. Aleykümselam, The Hunter, hoş geldin. Şimdi bütün ürünlerin tamiratı yapıldı. Öncelikle burada mezar taşını alacağız. Çünkü aşağı yukarı 1000 dolar ediyor ki burada yazanın iki katına satabiliyoruz. Mikroskop 1000 dolar ediyor. Mikroskobu direkt zaten 2000 dolara satacağız. O yüzden mikroskobu hemen alıyorum ve şöyle hafif bir şekilde yerleştiriyorum. 350 dolarlık liri alıp bu liri şöyle şuraya yerleştirebilirim. Ki şöyle araya koyabiliriz bence. Bu sayede daha güzel paralar alırız. Patatesi sattım. Hoparlörü sattım. Blok kafayı sattım. 733 dolar eden bir muz kedi var. Muz kediyi de satalım. Bayağı da sevimli, şirin bir şeymiş. Ve 99 dolar eden mekanik bir kasa var. Kasayı da sattım. Şu Pedro ayıyı alacağım. 3 tane depo boşaltmam gerekiyor çünkü. Bu durumda ben en mantıklı yerleştirmeyi yapmak zorundayım. Pedro'yu da şöyle koysam çok yuvarlanma ama çok yuvarlanma. Çok yuvarlanırsam bok mu var çok yuvarlanıyor. Tam şeyin oraya tutun. Oho! Mikroskobun oraya bir yere tutunsa hallolacak da. Neyse kal öyle üstüne istifleriz bir şeyleri ya. Kal öyle üstüne istifleriz. Şöyle bir etrafa sağa sola bakıyorum. Yok abi, laptoptan maptoptan iz yok. Laptop maptop yok. Polis arabasını bir alıp götüreceğim. Akşam vakti oldu bile bu arada. Birazdan hava kararacak. Pedro ayı burada değil miydi ya? Ha, burada. Ama Pedro ayı diyor. Efsanevi patron maymun. Bu arada ben arşiv yapacağım, arşiv yapacağım diye diye kendi işimi zorlaştırıyorum ha. Paramı yani ikiye katlama olayını kendime daha zor hale getiriyorum. Şimdi öncelikle şu arabayı bir götürüp eve bırakayım. Bu arabanın bagajı falan kullanılmıyor bu arada. Herhangi bir şekilde item falan dolduramıyoruz. Bu arabayı eve bir bırakayım. Otobüsle atlayayım geleyim. Araba hasar almıyor bu arada, merak etmeyin. O yüzden dallama gibi sürüyorum. Arabanın herhangi bir hasar alma opsiyonu yok. Ama 12 bin dolar ediyormuş araba. 15 bin fiyat girer satarım. Arabayı koleksiyon olarak bekletmeyeceğim büyük ihtimalle. Kardeşim 18 bin diyeyim. Pazarlıklı 15'e ineriz. Şimdi ona müşteri gele dursun. Ben hemen Santa deposunun önüne 10 dolar karşılığı ışınlanıyorum. Ve işimi yapmaya devam ediyorum efendim. Abi merhaba. Şöyle arabayı köşeye aldın. Öncelikle
Yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey şu. Elimize çekici alıp var olan ürünlerin bir tamiratını sağlayacağız. Mezar taşları her yerde 1000 dolara yakın. Ve evet, çekiçle monitör tamir ederim. Hoplit kalkanı. Buzdolabı. Metal kutu. Metal kutunun da içinden bir şey çıkmadı. Metal kutuyu mükemmel hale getirdik. 5-7 baloncuk silahı. Ve kalpli küp. Kaldı ki buranın içerisinde daha açılmadık kutular var. Hemen şöyle kalpli küpü yerleştirerek işe başlayalım. Kalpli küpün yanına şöyle bir mezar taşını da yerleştirelim. Hop. Köşeye be. Monitöre ekleyelim efendim. Monitör ekleyelim şöyle şuraya. 5-7 baloncuk Sinan'a ekleyelim. Baloncuk Sinan'a ekledik de anasını sattık herhalde ortalığın. Hoplit kalkanını ekleyelim. Şunu ve şunu hızlı satıştan satalım. Rus oyuncağını da satalım. Şu 310 dolarlık tabloyu bir koyalım buraya. Vay vay vay. Minik bir kutunun içerisinden mükemmel durumda altın deagle çıktı ki oyunun ilk sürümlerinde en pahalı silah bu. Altın deagle'dı sevgili arkadaşlar. Oyunun ilk sürümlerinde oynadığımızda altın deagle'dan daha pahalı bir ekipman bulamıyorduk. Ve bir powerbank var burada. Kendisini büyük ihtimalle tamir edip hızlı bir şekilde satacağım. Şimdi bence öncelikle şu elimizdeki ekipmanları bir boşaltalım. Son depoya öyle gelelim. Tamam anacığım. Son depoya öyle girelim ya da hepsini sığdırmaya çalışayım. Bir daha gel git yapmayayım. Hepsi sığmaz ki. Hepsi nasıl sığsın? Yürü 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 ya. Yürü, belki yani bunu boşaltıp getirmemiz bile yeterli gelmeyecek. Yürü. Serisinden gidiyorum. Bu arada normalde hava kararıyordu akşam vakitleri. Bayağı bir karanlıkta oynamak durumunda kalıyorduk. Sanırım artık geceleri havanın kararmamasını sağlamaya başlamışlar. Bir de etrafta bu kadar fazla NPC gelip gitmiyordu diye hatırlıyorum. Ya da yani gelip gidiyordu, bu kadar fazla değildi. Bilmiyorum artık, bilemiyorum. Bayağı bir NPC gelip gidiyor. Adamın birini ezdiğimizin farkındayım. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunları satıp öyle diğerine gidelim. O esnada orası birazcık beklesin. Tombul tavşanı satmayacağım. Tombul tavşanı hatıra olarak saklıyorum. Bununla beraber hatıra olarak saklamak istediğim başka şeyler de var. Şunları bir satışa koyayım. Arabaya bakacağım. Oo. Abi ben öyle hatıraya falan item ayırmama rağmen parayı katım katım katlayacağım. Tam ikiye katlayamasam da tatmin edici bir kâra ulaşacağız dostlar ya. En azından bana öyle geliyor yani. Tatmin edici bir kâra ulaşacağız. Kalpli küp. Ahtapot heykeli. Tamam, tombul tavşan hariç hepsi satışta. Şunlar bir satılsın bakalım. Evet, satıldı. Artık arabayla alakalı teklif bekleyeceğiz. Bıyıklı. 14 diyor. 16 verirsen alırsın aslanım. Sinirlenmeye başladım mı? Siktir git o zaman. Brom 16 verirsen alırsın. Oyalamayı bırak. 15.500 lan. Ben iptal. Bu enayi arıyor dedi. Bro 15.500. 14.745'ten daha fazlası olmaz. 15.
Hani daha fazlası olmazdı? Arkadaşlar 138 bin dolar paramız oldu bile. Ve daha hiç dokunmadığım bir depom daha var. Bu polis arabası hakikaten çok iyi geldi. Sanırım doğru yatırım yaparsak en yüksek para bu Santa depolarında dostlar. Santa depolarından daha yüksek kazanç elde edebileceğimiz bir yer yok gibi geldi bana. Elimizdeki parayı ikiye katlamaya amaçladığımız bu bölümde gerçekten çok çok verimli gidiyoruz ama size karşı dürüst olacağım. Sanırım ben birazdan bir yemek molası vereceğim, o yüzden para tam ikiye katlanamayabilir ama dediğim gibi yani kesinlikle tatmin edici bir sonuçla karşı karşıya kalacaksınız. Bu konuda emin olabilirsiniz efendim. Sandıkta bir şey yok. 250 dolar mükemmel durumda. Baba sandığı satarız ya. Var mı içinde bir şey? Boş. Yani minik bir laptopu takmam bile. Buradakilerin birkaçına hızlı satış yapmak lazım. Oğlum bu ne mübarek bir silahmış ya. Antik pompalı tüfek. 6666 dolar. Mezar taşı mükemmel durumda. Mezar taşını alırım. Evet. 20 dolar, 110 dolar, 20 dolar, 120 dolar. Kaç tane hızlı satış şeyim var? 2. Ya o zaman şu büyükleri satalım da bari. Taşıması zor biliyor musun? Küçük oyuncakları koyalım madem, ne yapalım? Parasal anlamda hiçbir ederi yok da en azından eve rahat götürülebiliyor. Ben o koca koca şeyleri ne yapayım? Nereme koyayım yani? Şimdi hemen şöyle bir arabayı götürelim. Maymunu saklayacağım galiba ya. Emin olmamakla beraber yani satsam maymun 7000 dolar mı ne? 14000 dolara alıcıya koyuyorsun. 14000 dolara alıcıya koyduğun maymuna aşağı yukarı 13000 falan verirler herhalde. Çok yüksek bir meblağa satılır ama ben satmak istemiyorum maymunu ya. Ben maymunu da tombul tavşanın yanına koyacağım galiba. Dur kanka, şu arabadaki ürünler bir satılsın. Arabayı dışarı çıkarayım. Şeyi satacağım bu arada bu. 666 artı 666 ne yapar acaba ya? Hesap makinesi alacağım. Beynim yetmedi. 13.332. 13.332. Koydun satışa. Aa, bir saniye. Pompik nerede? Okey. Pompik garajın içinde olmasa bile şey yaptı, satıldı. Evet sevgili dostlar. Dur devrilme lan. Şunu garajın oraya koyacağım. Birader biraz şöyle arkaya. Oğlum dur şurada duvara yaslan ya. Aa. Tamam. Bence oldu. Tombul tavşan ve efsanevi eşya patron maymun. Ben bu patron maymunu şuraya koymak istiyorum ya. Alışveriş yaparken falan böyle. Dırıdıdıdıdıd. Yok yok abi, o satıldı satıldı. Onun parası geldi. İki tane eşyam var. Bunlar satış için değil. Bunlar koleksiyon için. E hadi yatıp uyuyalım. Save alsın madem. Bugün 25 bin dolar harcamışım. 51 bin dolar kazanmışım. Kar olarak 26 bin dolar yazmış. Ki
Aa! Error verdi arada. Aa! Oyun çöktü. O laptoptan dolayı çöktü oyun galiba. E benim param ne oldu? Benim param ara yalan oldu abi. Gün baştan yaptığın her şey yalan oldu. Neyse efendim. Bayağı bir başarım gelmiş bu arada oyuna. 35 tane başarım gelmiş. Oyunu full başarım yapmaya oynayabiliriz. Bir girip bakmak istiyorum. İnşallah save almıştır. Uyuyup uyanamadım ama 1300 küsüre satmadım abim. 13.332'ye sattım. Doğru hesapladım merak etme. Orada tam 150 bin dolar oldu. Olmadı birazdan video kaydını açar bakarım da. Aa okey save almış. Süper be. Süper ya. Harbiden süper. Ben bu oyuna başarım avı serisi falan yapacağım. Üf çok güzel oldu be abi. Yani koleksiyonluk eşyalarım falan da burada. Çok güzel oldu be. Evet dostlar kıymetli vaktinden ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.